Merhaba gençler. En küçük ortak katla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bir açıklama yapalım gençler. Birden fazla doğal sayının. Birden fazla doğal sayının. Ortak katlarının en küçüğünü, ortak katlarının en küçüğünü, evet, bu sayıların en küçük ortak katı denir. En küçük ortak katı denir. Sayıların ekok değeri, sayıların ekok değeri, yani en küçük ortak katı diyoruz. Bulunurken sayıların ekok değeri bulunurken sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Ortak asal çarpanlardan üssü büyük olanlarla Bakın üssü büyük olanlar alıyoruz, bir de ortak olmayan asal çarpanların çarpımı gençler neyi verir bize? Bu sayıların ekok değerini verir. Bu sayıların ekok değerini verir. Evet. Şimdi buna ait özelliklerimiz var gençler. Ekokun özellikleri. Burada gençler. EBOB ile ekoku da bir araya getireceğiz. A ve B. Doğal sayıları için A ve B, bunu A maddesi diyeyim. A ve B doğal sayıları için, ikisi için ortak yazacağım gençler, sayılar için. Buradan A çarpı B gençler, EBOB AB ile EKOK AB'nin çarpımı eşit oluyor. Bu iki sayı için her zaman geçerli. Yani iki sayının çarpımı bu sayıların EBOB ile EKOK'un çarpımına eşit. B maddesi gençler. A küçük B olmak üzere. Sayılardan küçük olanı ne olabilir demiştik gençler, hatırlayın. Bu sayıların ortak böleni olabilir demiştik. Yani A EBOB olabilir. Buradan bir şey daha yazacağız gençler. Sayılardan büyük olanı da neye eşit olabilir gençler, bakın. EKOK AB olabilir. Bu soru yorumlarında kullanılıyor gençler. Ne yazıyorum bakın. Sayılardan küçük olanı ortak bölen. Sayılardan küçük olanı sayılardan
küçük olanı. Ortak bölen. Bunları deftere güzelce yazıyoruz. Sayılardan büyük olanı ortak kat olabilir. Örnek vereceğim daha sonra gençler bunlara. Sayılardan büyük olanı ortak kat olabilir. Şimdi C maddesi gençler. A ve B sayılarının ortak katı n olsun. Neyi bakın? Katı. O zaman A'nın bir katı da n olabilir gençler. B'nin bir katı da n olabilir. Kat çünkü onlar. Burada x ile y aralarında asal. Bunları hep örnekleyeceğiz gençler. Evet, şimdi devam ediyorum. D maddesi. A ile B aralarında asal ise. A ile B aralarında asal sayılır. Aralarında asal ise. Aralarında asal gençler. Daha önce söylemiştik. A ve B sayılarının ortak böleni ne oluyordu gençler? 1. Aralarında asal A ve B sayılarının ortak katı da gençler sayıların çarpımıdır. Tamam. Yani A ve B aralarında asalsa bunların ortak katı o sayıların nesi olmuş oluyor gençler? Çarpımı. Yine daha önce söylemiştik. Ardışık iki doğal sayı. Nedir gençler? Aralarında asaldır. Aralarında asal. Buradan biz bunları n ve n artı 1 olarak düşünürsek, yani ardışık olarak bunların ortak böleni ne olacak gençler? 1 olacak. Bu sayıların ortak katı da gençler ardışık iki doğal sayı aralarında asal ya. Ortak katı da sayıların çarpımı olacak. Yani n çarpı n artı 1 olacak. Bir madde daha yazayım gençler. Şimdi karşımıza çıkacak çünkü. Rasyonel ifadelerin katı nasıl bulunuyor? Yani a bölü b virgül c bölü d. Bu sayıların en küçük ortak katını bulurken gençler payımızdaki a ve c'nin katını alıyoruz. Paydamızdaki B ve D'nin de gençler bölenini alıyoruz. Tamam. Payımızdaki sıralı ikilinin katını paydamızdaki sıralı ikilinin nesini alıyormuşuz gençler? Bölenini alıyoruz. Şimdi örneklerimize geçelim. K sayısı gençler 20 üzeri 4 çarpı 12 üzeri 2 olarak verilmiş. Buradan 20'yi çarpanlarına ayırsak gençler 2'nin karesi 5 üzeri 4. 12'yi çarpanlarına ayırsak 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 2. Şimdi asal çarpanlarına tabanlar ayırdıktan sonra 2 kere 4, 2 üzeri 8, 5 üzeri 4, 2 üzeri 4, 3 üzeri 2. Üstleri toplayalım gençler. K sayısı ne olur? 2 üzeri 12, 3 üzeri 2, 5 üzeri 4. Şimdi gelelim M sayısına. 18 üzeri 3 çarpı ne var gençler? 35. Şimdi buradan 18'i gençler 2 çarpı 3'ün karesi yapalım. Üzerine 3 yazalım. 35'i de 5 çarpı 7 yazalım. Buradan M sayısı gençler 2 üzeri 3, 3 üzeri 6, 5 çarpı 7 olur. Şimdi ben bu sayıların neyini bulacakmışım gençler? Asal çarpanlarına ayırdım. Ekokunu ve ebobunu bulacağım. Bunları bir alt alta yazayım. K sayısı gençler 2 üzeri kaç oldu? 12, 3 üzeri 2, 5 üzeri 4.
M sayısına bakalım gençler. 2 üzeri 3, 3 üzeri 6, 5 üzeri 1, 7 üzeri 1. Şimdi biz gençler bu sayıların en büyük ortak bölenini bulurken ne yapıyoruz? Bu ortak asal çarpanların küçük üslülerini alıyoruz. Ortakların neyini alıyorduk gençler? Küçüğünü. Evet. Şimdi ortakların küçüğüne bakarsak, buradan 2 üzeri kaç gelir? 3, küçüğüne bakın gençler. 3 üzeri 2, küçüğüne bakın, 5 üzeri 1. Buradan EBOB için neyi bulduk? Küçük üsleri aldık. Şimdi az önce söylemiştik. EKOG için ise gençler, ortak asal çarpanların büyük üslerini, yani 2 üzeri 12, güzel yazayım, çarpı 3 üzeri 6, çarpı 5 üzeri 4, bir de ortak olmayanı alıyorsunuz gençler, 7 üzeri 1. Büyük üslüleri ve ortak olmayanı alıyorsunuz. Büyük üs ve neyi alıyorsunuz? Ortak olmayanı. Alıyorsunuz ve bu şekilde neyi bulmuş oluyorsunuz? Bu asal çarpanlarına ayrılmış olan K ve M sayılarının EBOB'unu ve EKOG'unu hesaplamış oluyoruz gençler. Şimdi iki öğrencinin bir günde çözdüğü soru sayılarının en küçük ortak katı. Bu çocuklar gençler X ve Y kişileri olsun. Çözdükleri soru sayısı X ve Y olsun. Bunların en küçük ortak katını kaç vermiş bakın? 120 vermiş. Toplam çözülen soru sayısının en az kaç olacağını sormuş. Şimdi gençler, 120 aralarında asal olacak şekilde 8 çarpı 15'tir. Biz eğer bu çözülen toplam soru sayısının az olmasını istersek, bunları ne seçeceğiz o zaman? Bakın, aralarında asal seçeceksiniz. Yani o zaman ben buradaki x sayısını ne seçerim gençler? A maddesi için gençler. Ne seçerim? Bunu 8 seçerim. Bunu 15 seçerim. Ve toplamın değeri 23 minimum olur. Şimdi B maddesine geçelim gençler. Güzel bir soru bu. Ne diyor? Toplam çözülen soru sayısı en çok kaç olabilir? Ben size şöyle bir not yazdırmıştım. Sayılardan büyük olanı ortak kat olabilir. Yani bunu da 120, bunu da 120 seçebilirsiniz. Anladınız mı? O zaman toplamın maksimum değeri ne olur gençler? 240 olur. Evet. Sayılardan büyük olanı ne olabilir demiştik? Ortak kat olabilir. Birbirinden farklı sayıda soru çözmüşler gençler. Burada birbirinden farklı değildi ya, onun için 120'ye 120 seçtik. Şimdi ortak kat yine 120. Birbirinden farklı olsun demiş. X'i 120 seçiyorsunuz ya gençler. Diğerini de katı 120 olacak şekilde 2'ye bölüp farklı olsun diye ne seçebilirsiniz? 60 seçebilirsiniz. Soru sayıları birbirinden farklı olsun dediği için. Yine de ne yaparsınız? Birbirinden farklı sayıda soru çözmüşler ama çözülen soru sayısının toplamının en büyük değeri istenmiş. 120'yi 60 seçip bu sefer de ne yapabilirsiniz gençler? 180 hesaplayabilirsiniz. Evet. Şimdi devam ediyorum gençler. Bir akvaryumda bulunan balık var. Üçerli sayıldığında bir balık. Üçerli sayıldığında bir balık 3'e artı 1. Dörderli sayıldığında iki balık. 4b artı 2 diyelim gençler. Beşerli satıldığındaymış. 3 balık kalmaktaymış. Bakın. Üçerli sattığımızda bir balık, dörderli sattığımızda iki, beşerli sattığımızda 3 balık kalmaktadır. Akvaryumdaki balık sayısı en az kaçtır? Şimdi bakın gençler, hep 2 eksik kalmış gibi gözüküyor. Görüyor musunuz? Hepsine ne ekleyelim? 2 ekleyelim. Evet. Hepsini 2 eklediğimiz zaman gençler, burası ne oldu bakın? A artı 2. Burası ne oldu? 3A artı 3. 4B artı 4. 5C artı 5 oldu. Şimdi akvaryumdaki balık sayısının 2 fazlası ne olmuş oldu gençler? 3, 4,
5'in nesi olmuş oldu gençler? Ortak katı. Bunların ortak katı aralarında asal var ya, direkt çarpalım. 3 çarpı 4, 12, 5 ile çarpalım, 60K olur. Yani akvaryumdaki balık sayısı gençler 60'ın katından 2 eksik. Evet, en az kaç balık vardır demiş A seçeneğinde gençler. A seçeneği için ne yapalım o zaman? K'yı kaç seçelim gençler? 1 seçelim. K'yı 1 seçtiğimiz zaman 60 eksi 2'den en az kaçtır? 58 minimum. B'sine geçelim gençler. B'sinde ne demiş bakın? Balıkların sayısı 200'den fazla olsaydı en az kaç balık olurdu? 200'den fazla olsun diyor. Bunun 200'den fazla olabilmesi için gençler K'ya 4 veriyorum. Tamam mı? K'ya 4 verdiğim zaman ne yapar burası? 200'ü geçer. Yani 240 olur. 2 çıkardığımızda da en az kaç olur o zaman gençler? 238 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi bir fabrikada üretilen dikdörtgenler prizması şeklindeki gofret çeşitlerimiz varmış gençler. Bir saniye. Evet. Evet. Ne varmış bir daha okuyalım. Bir fabrikada üretilen dikdörtgen prizma şeklindeki gofret çeşitlerinden birinin boyutları 1-3-7'ymiş. Yani şurası 1-3-7 şeklindeymiş. Evet. 1-3-7 şeklindedir. Bu gofretler boşluk bırakılmadan küp şeklindeki en küçük kutuya konmak isteniyor. En küçük kutuya. Bir daha kutu alalım gençler şöyle. Bir kutu yapalım şöyle büyük. Ne şeklinde gençler bu? Küp şeklinde olacakmış değil mi? Şöyle. Evet. Küp şeklinde kutulara konacakmış. Evet. Yani biz bunu ne yapacağız gençler? Bunun içine yerleştireceğiz. Küp şeklinde kutulara yerleştireceğiz. Evet. Buna göre bu kutunun hacmi kaç santimetre küp olmalıdır demiş gençler. Şimdi küpün bir ayrıtı ne olmak zorunda? 1, 3, 7'nin neyi olmak zorunda gençler? Katı olmak zorunda. Çünkü ne yapacak? Bunlar yerleştirilecek değil mi? O zaman küpün ayrıtı en az kaç olur gençler? 3 kere 7, 21 olur. Yani bir ayrıtı 21 olan küpün hacmini sormuş bize. Küpün hacmi neydi gençler? A küptü. Buradan da V ne olur o zaman gençler? 21'in küpü, 21'in küpü olur. 9000 küsürlü bir sayı ama hesaplamaya gerek yok. Bu kutuda kaç gofret bulunabileceğini hesaplayınız diyor gençler. Gofret sayısını nasıl bulacağız o zaman? Küpün hacmini neye bölerek gençler? Prizmanın hacmine bölerek. Yani küpün hacmini bir gofretin hacmine böleceğiz gençler. Pardon. Niye? Dikdörtgenin hacmine böleceğiz. Kullanacağımız neyi bulmak için? Kutuyu doldurmak için kaç gofret kullanacağımızı bulmak için büyüğün hacmini, küçüğün hacmine böleceğiz. Yani küpün hacmine ne demiştik gençler? 21 çarpı 21 çarpı 21. Dikdörtgenimizin hacmi 3 çarpı neydi gençler? 7. 3 kere 7 21. 21 çarpı 21'den de 441 adet gofret ne yapılabilir gençler? Kullanılabilir. Evet. Şimdi burada gençler x ve y neymiş? Bakın aralarında asal. X ve y aralarında asalsa x ve y'nin ortak katı bu sayıların nesine eşitti gençler hatırlayın? Çarpımına eşitti. Yani ortak kat 120 ise aralarında asal x ve y sayılarının çarpımı da 120'dir. Sonra bize y eşittir 40 bölü x artı 10 şartını sağlayan x değerini sormuş. Bunu neyle genişletelim gençler? X ile genişletelim. X çarpı y neye eşit olacak sonra bakın. 40 artı 10x olacak. Şimdi biz az önce ortak kattan dolayı x çarpı y'yi kaç bulmuştuk gençler? 120. Burada yerine yazalım. 40 artı 10x diyelim. Buradan 40'ı çıkardığınız zaman 80 eşittir 10x gençler. 10'a böldüğünüz zaman da x kaç olur gençler? 8 olarak bulunmuş olur. Evet.
Şimdi A ve B pozitif tam sayılar. Bu sayıların ortak böleni verilmiş, ortak katı verilmiş ve bu sayıların alabileceği en küçük değeri sormuş gençler. Şimdi ben az önce bir kural yazmıştım. İki sayının çarpımı bu sayıların EBOB'u ile EKOK'unun çarpımına neydi gençler? Hatırlayın, eşit. Bu özelliği kullanacağız burada. Buradan sayıların ortak böleni gençler 14'tü ya. O zaman buradan A ve B'de 14'ün neyi olmak zorunda? Katı. Yani A'ya 14x, B'yi de ne seçebiliriz? 14y. Bunları şimdi burada yerine yazalım gençler. A'nın yerine ne yazacağım? 14x. 14'e bölünebiliyor ya. 14'ün nesi olmak zorunda? Katı. B'ye 14y yazdık. Ortak bölen zaten 14. Ortak katta kaçtı gençler? 400y. Şimdi bunları 14'e bölelim. Evet. Buradan da gençler. X çarpı y ne olur? Bakın 30 olur. Şimdi toplamın az olabilmesi için de bunları ne seçelim? Artışık seçelim gençler. 5 ve 6. Toplamları küçük olsun diye böyle seçtik. Buradan A sayısı neydi gençler? 14x'ti. X'i 5 seçersek ne yapar gençler? 70 yapar. Diğerinde de gençler X'i kaç seçelim? Pardon, Y'yi de kaç seçmiştik? 6 seçmiştik. O da kaç yapar? 84 bize A artı B'nin alabileceği en küçük değeri sormuştu gençler. 154 olarak hesaplanmış oluruz. Evet. Şimdi farklı büyüklükte gençler iki çarkımız var. Kırık dişleri yan yana olacak şekilde birlikte dönmeye başlıyorlar. Birincisi turunu 5 bölü 12 saatte. İkincisi ise 3 bölü 7 saatte tamamlıyor. Kaç saat sonra tekrar yan yana gelirler? Bunların neyine ihtiyacımız var gençler? Katına. Az önce not yazmıştım. Rasyonel ifadelerin katı bulunurken payımızdakilerin katını alıyoruz. Tamam mı? Katını al. Paydamızdakilerin yani 12 ve 7'nin de neyini alıyoruz gençler? Bölenini. 5 ve 3'ün ortak katı kaçtır gençler? 15. 12 ve 7'nin ortak böleni 1. Demek ki 15 saat sonra yan yana gelirler. Çarkların kırık dişleri tekrar yan yana gelene kadar attıkları tur sayısını sormuş bize. Bu A maddesi olsun gençler. Tur sayısını nasıl bulacağız? Bu 15, geçen 15 saati ilk önce turunu 5 bölü 12 saatte tamamlayana bölelim. 15 çarpı 12 bölü 5 diyelim. Gençler bu 36 tur atmış olur 15 saat içerisinde. Diğeri 15 saat sonra karşılaştılar ya. Turunu ne kadar zamanda atıyordu? 3 bölü 7 saatte atıyordu gençler. 15 çarpı 7 bölü 3. Bu da 35 tur atmış olur gençler. Yani birisi 36 tur, birisi 35 tur atarak turlarını ne yapmış olurlar gençler? Tamamlamış olurlar. Evet. Şimdi gençler burada kalalım isterseniz.